En büyük hayallerimden biri herhalde karavanımın olması ve karavanla seyahat etmek. Bunu da gerçekleştiren Duygu diye çok tatlı bir insanla tanıştım. Sizinle de hem ben de öğrenmiş olacağım onun hikayesini hem de sizinle de birlikte paylaşmak istedik. Öncelikle hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Hoş buldum. Şimdi aslında Ece sayesinde biraz biliyorum hikayeni ama böyle baştan alalım mı? Aslında sen bir diş hekimiydin. Ben bir diş hekimiydim. Muayeneannem vardı. Ortodonti uzmanıydım. İstanbul'da Nişantaşı'nda yaşıyordum. Yoga yapıyordum. Bir yandan yoga eğitmeni olmuştum. Sonra yoga eğitmenliği yapmaya başladım. Yoga eğitmeni olmam da zaten böyle bir 15 Temmuz o darbe girişimiyle olmuştu. O beni etkilemişti. Pandemi de bu sefer yıllardır istediğim o muayeneanneyi kapatma arzumu gerçekleştirmemi sağladı. Yani kendi muayeneannem? Kendi muayeneannem vardı, evet. Başka doktorlarla paylaştım. Bir katı paylaşıyorduk. Öyle bir muayeneannem vardı. İşte haftada birkaç gün gidiyordum, orada çalışıyordum. Yoga dersi veriyordum, seyahat ediyordum yine. Ama nedense işte o şehre, bir şehre bağlı olma hissinden kurtulmak istiyordum. Ve pandemi de güzel bir fırsat oldu benim için aslında. Kapattım. Nereye gideceğimi de bilmediğim için bir karavan aldım ve gezip belki kalacağım yeri bulurum diye bir yola çıktım. Bir yıl oldu, henüz bulamadım. Nerelere gittin? İşte İzmir, Urla, Karaburun, bu civarla Çeşme, Alaçatı, burayı gezdim. Daha çok Ege sahilleri aslında, Anadolu'yu çok gezmedim. İlk çıktığımda Kapadokya, işte Tokat, Konya, biraz İç Anadolu'da gezmiştim aslında, dalga geçmişlerdi. Türbe türbe Anadolu gezisi mi yapıyorsun, ne alaka falan, karavan alınca ilk buralara mı gidilir falan diye. Onları da merak ediyordum, o da tesadüf yol üstünde güzel gezi olmuştu. Ondan sonra Ege sahillerinde gezmeye başladım. Hem denize yakın olmayı seviyorum. Yazın kitesurf yapmayı seviyorum. O yüzden kite spotlarına, bir de rüzgarlı yerlerde serin serin kalma hoşuma gidiyor. O yüzden genelde buralarda vakit geçirdim. Peki önceden hiç bu şekilde yaşamış mıydın? Yani böyle seyahat ediyordun ama böyle hani tatil gibi miydi, yoksa yani sürekli gidip geliyordun? Şöyle ilk aslında gene muayeneanneyi kapatma isteğim, ben uzun süreli seyahat etmek istiyorum. Hani bu hayattan uzun süreliğine bir es almak istiyorumdu. Bir ay Filipinler'de, bir ay Zanzibar'da kaldım. Zanzibar'da mesela yoga dersi de verdim. Orada paramı da kazanmıştım. Böyle flyerları var hatta, işte onları hazırlayıp her yere astım falan böyle. Gören bana mesaj atıyordu. Sahilde yoga dersi yapıyorduk. Onun dışında gezdim tabii, Avrupa'yı, Amerika'yı falan da gezdim. Onlar daha çok kongreler vesilesiyle gezdiğim şeylerdi. Uzun süreli en fazla işte öyle bir ay vardı yani. Şu an ama yani direkt evin aslında karavanı. Evet, evim artık karavanım. Başka bir evim yok. Annemlerim, kardeşimin evi var. Bazen onları ziyaret edip kısa süreli onlarda kalıyorum. Geçtiğimiz sene başka bir karavanım vardı. O yüzden o kışın çok yeterli olmamıştı imkanları. Bununla daha yeterli olacağını ve bu kışı artık geçireceğimi düşünüyorum. O yüzden Ankara'da birkaç ay kaldım. Sonra yol hani nereye götürürse demiştim ve yolda bir iş teklifi almıştım. Kısa süre bir otel müdürlüğü yaptım. Marmaris tarafında, evet. O da çok hayal ettiğim bir şeydi bu arada. Tesadüf yoldan geçerken uğramıştım ve orada genel müdürüyle tanıştım, Marina'nın. Bu oteli de yine Marina'ya bağlıydı otelde. Ne istiyorsun, hayalin ne demişti. Dedim ben kocaman bir arazide yaşamak istiyorum. İnsanlar oraya gelsin gitsin ve oradan mutlu ayrılsınlar, şifalansınlar, iyileşsinler istiyorum demiştim. Bak işte burada böyle bir yer var falan dedi. Hakikaten konsepti de bana çok uygun gelmişti. O yüzden kabul ettim. Bu arada tek gezmiyorsun. Yanında bir de arkadaşım. Maşar'la ne zaman tanıştınız? Yıllarca köpek sahibi olmak da istedim ama hep işte yapamam, edemem, beceremem, bakamam diye almamıştım. Bir şehirde olmaz falan. Baktım yani çalışmıyorum da, geziyorum sadece, zaman ayırabilirim. Alacağım dedim ya, istediğim her şeyi yapıyorum madem, onu da yapacağım. Nereye götürecekse götürecek dedim yani, hayatımı değiştirmesine izin vereceğim. Instagram'da baktım sahiplendirme sitelerinden ve gerçekten buldum yavru bir tane. Gittim aldım. Kaç otur otur. 14 aylık oldu. Yani bir yıldır onunla birlikte yoldasınız aslında. Evet, birlikte zor oluyor geziyoruz. Mu peki?
Ya zorlukları da var. Küçükken birazcık daha zordu, artık daha uyumlu. Hani ben de çok endişe etmiyorum yanlış bir şey yapmasın. O yüzden geziyor, geliyor. Kendi kendine işte böyle serbest takılıyor güvenli alanlarda. Uyumlu bir çocuk ama. Tek başına gezmek ya da köpekle seyahat etmek Türkiye'de nasıl ya? Ben en çok aslında bunu merak ediyorum. Yani ben de tek başıma buna girişmek istiyorum ama herkes böyle kız başına yapamazsın modunda böyle yaklaşıyor bu tarz şeylere. Nasıl bir tecrübeydi? Yani özellikle bir de İç Anadolu'dan başlamışsın. Orada gezerken bir arkadaşım vardı yanımda. İç Anadolu'da gezerken. Ege sahillerinde daha çok yalnız gezdim diyebilirim. Kışın biraz ıssızlaştığı için aslında bir hani böyle bir köyde uzun süre kalınca bir fıkırdanmalar olmaya başlıyor yani şey. Dedikodu bu kız kimmiş tek başına falan filan gibi. Onları gördüm, o biraz üzdü ama o noktaya kadar hiç de öyle bir şeyle karşılaşmamıştım aslında. Gittiğim yerleri tabii ki şey yapıyorum, hani test ediyorum nasıl insanlar var, etrafı nasıl, ne durumda. Ve gördüğüm insanlarla da hep iletişim kurmaya çalışıyorum açıkçası. Çünkü evet ben yalnızım, hani sizi işte buradayım deyip biraz iletişim kurunca onlar da daha korumacı yaklaşıyorlar aslında. Karavanı park ettiğin yerler olsun vesaire, hani böyle imkanlar ne durumda? Ben karavan parklarında pek kalmadım. Bir iki karavan parkında kaldım. O yüzden imkanlarını, bir de karavanda her şey yetiyor bana, yani elektriğim var, suyum var. O yüzden güneş çok da güneş var. Enerjisi var aynen. O yüzden dışarıdan bir şey almaya da çok ihtiyacım olmadığı için genellikle açık alanlarda kaldım. Orada da bakıyorsun işte, genellikle deniz kenarlarını seviyorum. Bulmaya çalışıyorum öyle yerler. Arkadaşlarım var yine karavancı. Onların bilip önceden bulduğu yerler oluyor. Onların yanına gidiyorum. Bazen orada hep beraber kalıyoruz. En keyifli zamanlar da onlar oluyor galiba. Böyle birkaç karavancı yan yana doğada bir yerde kalmak çok keyifli oluyor. Şu an içeride mesela tuvalet ve duşun var yani. Hı hı, var. Şofbenim var, sıcak suyum var. Hatta lavabondan da sıcak su akıyormuş. Onu daha test etmedim ama aynen. Ömür karavanıma göre bayağı konforlu. İşte yatağım var, masam var. Masam yatağa dönüşüyor. Bir tane daha yatak oluyor misafir için. Ama boyut olarak çok ideal bir karavan ya. Evet, hani kullanması biraz daha büyüdüğünde daha zorlaşıyor ve ara yollara falan girmek evet. Zorlaşıyor. Benim önceki çok küçüktü. Onunla çok rahat araba kullanır gibi şey yapabiliyordum. Alıştım gerçi artık kamyonet kullanmaya. Evet, bir senedir kamyonet kullanıyorum. Zor oluyor mu? Yani şey sürücü. Ya ağır, yani arabayı taşıyormuşsun gibi bir ağırlık var direksiyonda. Evet. O yüzden yoruyor yani yol. Ama bu daha rahat tabii. Öbür 99 modelde, bu 2008 model daha rahat. Ya insanların tepkisi nasıl oldu? Bir de Nişantaşı'ndaki bir yeri bırakıp, diş hekimliğini bırakıp tam zıttını yapıyorsun gibi gözüküyor yani. Ya evet, hiçbir zaman öyle çok, yani tamam lüksü de bir yere kadar seviyorum da evet. O gereksiz tüketimin olduğu yerler beni hep bir rahatsız ediyor. Nişantaşı da tam öyle bir yer aslında bence. Yani. Evet, hani o bilinçsiz tüketimin tam göbeğindeydim. Ve hani yoga yapıyordum ve gerçekten o felsefeyi de yaşayarak uyguluyordum aslında. O yüzden iyice yabancılaşıyorsun hani bulunduğun yere ve doğaya yakın olmak istiyordum. Onu yapıp nasıl işte hayatımı devam ettirebilirim, onunla ilgili hep soru işaretlerim olmuştu. Ama suya atlamadan da herhalde bir şey anlaşılmıyormuş deyip dedim yani bir bırak bakalım, istemediğin şey gitsin, yerine elbet bir şeyler gelir dedim. Yani hayatı izleyip işte öğrenmeye devam etmeye çalışıyorum aslında. Yani şu an çok daha akıştasın aslında. Evet, tamamen öyle. Ve içimden nasıl gelirse, o kadar alıştım ki artık hani böyle istemediğim bir şey nasıl yapacağım bilmiyorum. Onun için de işte biraz disiplin edip kendimi işte spor yapmaya çalışıyorum. Ne bileyim, çok da tembelliğe doğru götürüyor çünkü evet, insanı. Bir günün nasıl geçiyor yani mesela karavanda? Bulunduğum yere göre biraz değişse de işte uyanıyorum, maşayla dışarı çıkıyoruz, biraz dolaşıyoruz. İşte kitesurf yapacaksam havaya bakıyorum, baktım şu an çıkacak gibi değilim, yoga yapıyorum. Ondan sonra kahvaltı, etkinlikleri. Arkasından bilmiyorum, gelişiyor, ben de anlamıyorum bir günümün nasıl geçtiğini. Bir bakıyorum işte akşam orada konser vermiş, okey oraya gidelim. İşte birisiyle karşılaşıyorsun, hadi birlikte bir şey yapalım. Tamam, onunla birlikte bir şey yapıyoruz. Yani plansız böyle geçiyor valla. bir yandan şey yapıyorum, yoga dersi veriyorum online. Benim de bir YouTube kanalım var. Evet, diş sıkma problemiyle ilgili Çeneye Özgürlük diye bir çalışma yapmıştım. Birçok insanın da işine yaramıştı. Onunla ilgili videolar paylaşıyorum daha çok. Kanalın adı ne?
paylaşalım. Duygu İşcan kanalın adı. Benim ismimle. Çeneye özgürlük sunduğum alternatif çözümler aslında. Diş sıkma problemine hiçbir yerde %100 bir çözüm bulunamıyor. Çünkü çok kompleks bir şey aslında problem. İşte dişten de, çeneden de, iskeletinden de, nefes alışından da, postüründen de, psikolojinden de kaynaklanabiliyor. Dolayısıyla ben de her tarafından biraz baktığım için hem diş hekimliği tarafından hem yoga tarafından. Yoga içinde tabii psikoloji ve işte postür her şey var. O yüzden ona etraflıca bakıp bir sürü yerden fayda sağlayabilecek bir çalışma hazırladım. Onu arada yapıyorum. Kendi enerjimi iyi hissettiğim zamanlarda daha çok yapıyorum ya da böyle hadi artık yap deyip böyle yapıyorum. İşte meditasyon da var, yoga da yaptırıyorum. İşte hareketli meditasyon, dans var, ses çalışmaları var. Onun dışında işte anatomi de anlatıyorum, çene egzersizleri, masaj da yaptırıyorum. Böyle bir çalışma. Şu an çok etkilendim. Gerçekten eriyip bitti mi hayatım karşısında? Çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Bu arada müzik de yapıyorsun. Evet, ukulele evet birlikte çalıp söylemiştik. Ukulele ve gitar çalıyorum. Gitar lisedeyken çalıyordum. Sonra unuttum tamamen. Sonra bir yerde bir şarkı beni çok duygulandırdı. Benim bunu çalmam lazım deyip tekrar çalmaya başladım. Ukuleleyle başladım. Şimdi gitara da birazcık girdim. Öyle çalıp söylemek iyi geliyor. Herkes şey hani işte gören duran helal olsun, ne kadar cesursun, işte orayı kapatmışsın, böyle bir hayata geçmişsin, tek başına kadın bunu yapıyorsun falan diyorlar. Bana hiç öyle gibi gelmiyor ama evet içinde cesaret var çünkü korkup üzerine gittiğim şey zaten cesaret ve işte orayı kapatmayı, muayenehaneyi kapatmak benim için büyük bir korkuydu sonra ne olacak diye. Sonra bir şey olmuyor yani, hayat devam ediyor ve bir şeyleri kaybettiğin zaman, yani o gerçekten kaybetmek gibi. Bir şeyden vazgeçtiğin zaman onu kaybetmiş oluyorsun. Ve kaybettiğin zaman onun hayatındaki değerini anlıyorsun. Hani bu eskiye bir özlem gibi değil de o muayenehaneyi kapatıp dışarı çıktığım zaman bakıp böyle insanların vay be Duygu'nun muayenehanesi nerede dedikleri yer orasıymış. Ben onu hiç hissetmemiştim. O yüzden şuraya getireceğim. Şu an yaşadığınız hayatın da kıymetini bilin yani. Ben de bu hayata geçtikten sonra da sürekli kafamda ne yapacağım peki ben? Nasıl olacak şimdi? Sürekli kaygılarla yaşamaya devam ettim. Ya bırak da şu anının kıymetini yaşa yani. Ben evet dışarıdan işte hayal edilen hayat gibi gözükse de içindeyken ben öyle yaşamıyordum aslında. Yeni yeni başlıyorum. Hani bunun gerçekten keyfini çıkararak yaşama. O yüzden hepimizin hayatında muhteşem güzellikler var. Onları keşfedip ve hayatı hissederek gerçekten dolu dolu yaşamak lazım bence. O kadar iyi geldi ki hikayem. Gerçekten evet. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Oldum. Ben de çok memnun oldum. Bye.